Yeni videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Yine bahçemize geldik. Hava biraz kötüydü. Bugün çok yağmur yağdı. Hatta dolu da yağdı, öyle söyleyeyim. Önceki videoda demiştim yine kümesin bahçesini genişleteceğiz falan diye ama şu an çok çamur içerisi. Onu biraz daha erteliyoruz. Erteleyeceğiz çünkü şu an bahçeye girilmez. Mahvoluruz. O yüzden onu biraz da erteliyoruz. Dün hava çok güzeldi ama bugün çamur, her yer yağmur, kar, kış, kıyamet, dolu bile yağdı. O yüzden onu biraz erteleyeceğiz. Biraz yerler sıkıntılı. Bugün ne yapacağız? Bugün biliyorsunuz lohman hasarı olup kırma horozlarımız vardı. Onların artık zamanı geldi, büyüdü. İki tanesini keseceğiz. Güzel bir organik et yiyeceğiz artık. Biz de bir tadına bakalım onların. İki tanesini kesip temizleyeceğiz. Diğerleri de şimdilik dursun. Onları da sonra hallederiz. Onları ortadan kaldıracağız yani, öyle söyleyeyim. Çünkü zaten bir tane fazla kümes yer kaplıyor. Sıkıntı oluyor. Bir de horozlar büyüdü. Astroloplarla çipleşebilir. Şu an yanaşamıyorlar ama bakalım. Yani herhangi bir sıkıntı çıkmasın diye onları artık ortadan kaldıracağız. Öyle söyleyeyim. Şöyle gördüğünüz gibi bahçeyi göstereyim. Bayağı bir çok yağmur yağdı. Yerler ıslak, çamur. O yüzden buranın büyütme işlemini daha sonra yapacağız. Bayağı bir kötü yerler. Dışarıları da göstereyim ben size. Hava da soğuktu. Bugün bere taktım böyle. Şu an bakmayın hava güneşli ama 1-2 saat önce acayip bir şekilde yağmur yağdı. Bakın. Her yer göl, su, çamur. Bayağı bir kötü oldu. O yüzden bugün de sadece astrologları salacağım. Brahmaları, Jekoşinleri salmayacağım. Çünkü onlar biliyorsunuz paçalı olduğu için yerler ıslak, çamur. Paçaları çok fena ıslanır. Islanınca da hasta olma riskleri var. O yüzden sadece astrolog takımlarımı salacağım. Şeyleri, Brahmaları ve Jekoşinleri salmayacağım arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmasın diye. Şöyle yavaştan onları salalım isterseniz. Onlara doğru geçelim. Şöyle kamerayı da ben çevireyim. Bakayım. Bayağı bir bakın. Bu bahçe, tavukların bahçesi bile nasıl ıslanmış, çamur olmuş. Onları bir salalım. Çok güzel bir yağmur yağdı. Şunlar bile sırılsıklam olmuş. Burayı o yüzden kapatıyor zaten arkadaşlar. Buradan yağmur böyle yandan vuruyor. Kapıdan içeriye giriyor. Bakın duvarlar falan bayağı ıslanmış. Şöyle astroloplara salalım. Astroloplarımızı salalım. İçeriye yağmur girmiş mi? Büyük ihtimalle girmiştir yağmur. Biraz girmiş gibi arkadaşlar. Kapı da böyle biraz yarım açıkmış. Şöyle. Evet. Biraz içeriye de girmiş yağmur ama çok fazla öyle şapır şapır ıslak değil. Yani iki gün güneşli havada bunlar kurur. Çok sıkıntı olmaz. Evet, biraz girmiş arkadaşlar. İşte o yüzden yumurtalara bakalım. Dün toplamıştık zaten yumurtaları. İki tane yumurta olmuş. Maşallah. Bu da daha yeni yapmış sıcacık. Şunun büyüklüğüne bakar mısınız? Kocaman. Şu mesela biraz daha ufak. İki yumurtamız var. Şöyle kapı açık kalsın. Biraz güneş girsin. Hatta burayı da açalım. Burayı da açalım. Hatta şey yapalım. Buraya şimdilik kapalı kalsın. Yarkaları salalım. Buraya girmesinler. Yarkaları saldıktan sonra orayı da açarız. Tabi yerler ıslanınca biraz sinek olmuş etrafta. Çıkın bakalım. Yani buralar falan ıslanmış hep, bakın. Bakın ta yukarıdan. Bu İsveçlerin bölümü yukarısı. Buraya kadar girmiş. Düşünün yani. Taburlardan, yukarılardan yağmur böyle çapraz vurmuş. Buraları bile ıslanmış. Değil mi kızım? Heh, tamam. Tüneye çıkın siz oraları işte. Hadi. Çık. Bayağı bu ıslanmış. Çok iyi yağmış buralara ya. Ya manyaklar ya. Hepsi çıkıyor. Biri çıktı mı hepsi arkasından koşuyor.
Astrop yarkalarımızın bölümü burada bayağı ıslanmış. İşte o yüzden bu ıslaklığa karşı benim bir planım vardı. Burayı üstü biraz daha kapatmak. Hani en azından bu üstü biraz kapattığımızda yağmur en fazla şuralara vurur. İçeriye girmez. Bakalım, bir planlarımız var ama havalarda kış olduğu için yani bir şey yapamıyoruz. Bugün mesela burayı büyütecektik biraz. Bu teli geriye alacaktık. Bir şeyler yapacaktık ama içerisi şu an çamur. Oraya girersek çıkamayız. O biraz daha erteleyeceğiz artık. Havanın biraz daha güzel günlerinde yapacağız onları. Ne oldu? Efendim? Sizi salmayacağım. Bu şeylerde şu an benim sesimi duyunca kırma, astrolop, lohman kırmaları atlayıp zıplıyorlar. Ama onların bugün salmayacağım çünkü iki tanesini ortadan kaldıracağız artık. İki tanesi yemeklik olacak. Bunun aslında arka tarafına bir kantaronya yapsam güzel, daha hızlı bir tüyler ama şu an yara yok arkasında brahmamızın. Yara olmadığı için bu 1-2 haftaya iyice tüyleri çıkmış olur. Ne? Ya buraya bile girmiş yağmur, bakın üst tarafa. Sıkıntı. Buraya bayağı ıslanmış zaten. Bunun olmasa bugün altını bir değiştireyim. Talaşımız bol nasıl olsa. Bu altı değiştirip kurulayım. Siz ne yaparsınız? Aynen, yerdeki şeyleri yiyin. Burayı kapatalım. Ondan sonra burayı açalım arkadaşlar. Buraya biraz güneş girsin, kurusun. Bugün bu şekilde, fazla bir şey yapamayacağız. Yani planlarımızda daha farklı şeyler vardı ama maalesef olmuyor. Yarkaların en beğendiği yer. Hep buraya geliyorlar. Tabii diğerlerinden de biraz korktukları için. Burada talaşlarımız var biliyorsunuz. Paletlerimiz vardı temizlediğimiz. Onların üstünde geziyorlar. Altta şeylerimiz, gübrelerimiz var. Burayı da kaldıracağız. Zaten bu paletlerle şöyle bir kümes yapacağız. Burası göl gibi olmuş. Bakar mısınız? Bu paletler falan hep suyun içinde kalmış. Burası biraz çukur olunca su birikmiş tabi. Yapacak bir şey yok. Bugün de çok fena yağmur dolu yağdığı için pek bir şey yapamayacağız. Dediğim gibi o horozlarımızı biraz ortadan kaldıracağız. Bu da yarkamız mesela, bakın bayağı bir artık tavuk olmaya yaklaşmış. Tamam kızım, dur. Bayağı bir tavuk olmaya yaklaşmış. Bakın. Maşallah tüyleri falan güzelce dizmiş. Bunlar da yani bilmiyorum da bir iki aya başlarlar yumurtaya yarkalarımız herhalde. Bunlar zaten büyüyünce yumurtaya yakın olduğunda diğer büyük astroloplarımızın yanına alacağız. Büyük kümese. Diğer astroloplarla bunları birleştireceğiz. Aynı yerde duracaklar. Zaten de alışırlar birbirlerine. Şöyle kapımızda Türk bayrağımız var bir tane. Kusura bakmayın arkadaşlar, sizi bugün salmayacağım. Yani hiç kusura bakmayın. Çünkü yerler çok çamur. Aslında burada pek bir şey yok ya. Salabiliriz yani. Burası çok fazla sert bir zemin olduğu için arkadaşlar. Sert zemin olduğu için fazla çamurluk bir durum yok burada. Bir ufaktan salıp streslerini attırabiliriz. Bakalım. Olmadı, salarız bunları. Ama o cüce koş ineri sanmıyorum. Burası çok ıslak ve çamur. Cüce koş ineri sıkıntı olabilir. Değil mi lan? Bura bile ıslanmış. İşte ıslanıyor. Şuralara. Buralardan alıyor bir yerlerden suları. Bu ön tarafı şöyle bir uzatmamız, bir şeyler yapmamız lazım. Bakalım. Bunları salsak mı acaba ya? Biraz. Hadi bunları da biraz salalım. Şurayı kapatalım. Cüce koşinleri salmayalım. Brahmalar biraz gizlisin dışarıda. Bayağı sağlam yağmur yağdı. Ne yapıyoruz lan? Normalde yağmur o taraftan yağıyor arkadaşlar genelde. Bunun da üstünde de bayağı bir uzantı var. Yani bu taraftan pek vurmuyor yağmur ama yine de
Burası bile biraz ıslanmış. Çok az da olsa. Yani o kadar sağlam yağmur yağmıştı, öyle söyleyeyim. Yumurtamız var mı? Yumurtamız yok. Dün bunlardan bir tane yumurta almıştık. Dün bir tane yumurta almıştık bunlardan. Bakalım devamı gelecek mi? Şöyle dün vitaminli su yapmıştım biliyorsanız. Biraz leş gibi olmuş. Bunu da dökelim. Çok bir içmesinler. Bunları da burada bırakalım. Yağmurda güzelce yıkansın. Islansın. Bak 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 bak. Kafayı sokup içeridekileri yiyecek. Hep maalesef erteleniyor. İşlerimiz yolunda gitmiyor. Bu yağmur bugün işimizi çok bozdu bizim. Bayağı bir bozdu işimizi. Bunlar da yesin. Cüce koşunları salmayalım. Astroloplarımız dışarıda zaten geziyorlar. Videoya sonra devam edelim. Arkadaşlar ben videoyu bitirmeyi unutmuşum. Biraz çekmiştim. Hava bayağı karanlık oldu. Karardı yani. Tavuklarımızı içeri aldık zaten. Hepsi böyle iç içe geçmiş. Yani siz yumurta yapmadınız mı bugün? Dün yumurta yapmıştınız siz. Neyse. Bu hafta yumurta istiyorum sizden. İki tane astrolop lohman kırmamız vardı. Dört tane vardı daha doğrusu. İki tanesini kestik bugün. Bayağı onlarla uğraştık. Temizlemesi, tüy olması falan filan derken. Onları hallettik. İspeçler, tünekte hepsi. Onları hallettik bugün. Başka da bir şey yapamadık. Çünkü dediğim gibi zaten bahçemiz biraz çamurdu. Yani istediğimiz, planladığımız işleri yapamadık. Yat kızım, yat. Yani hayvanlarımızı da içeri koyduk. Öyle bir kapanış videosu yapayım dedim. Kızlar, ne yapıyorsunuz? Cüce koşinlerimiz de yine tüneklerinde. Hava biraz kötüydü. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Yapabildiğimiz kadar. Astroloplar da tüneklerinde bakın. Neyse çok fazla gözükmüyor. Böyle işte. Şimdi birazdan eve kaçacağız. Bir kapanış videosu yapayım dedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz arkadaşlar.